Ki şu an Almanya'da bu liberal devlet hala ayakta. İşte İskandinav ülkelerinde az çok ayakta. Fakat bunlara karşı da tehditler yükseliyor. Yani Almanya şu an tabii ki dünyanın en liberal devletlerinden bir tanesi. Ve bundan az çok tabii ki burada yaşayan herkes, bizler, ben dahil faydalanıyoruz. Fakat bu 50, 70 yıl önce böyle değildi. 20 yıl sonra böyle olacağı anlamına da gelmiyor. Özellikle de dünya şu an içinden geçtiğimiz kriz dönemi bu liberal merkezi, yani malum liberal merkez her yerde büyük bir şey altında. Amerika'da mesela çöktü, çökecek. Türkiye'de büyük ölçüde çöktü. İşte Fransa'da ayakta durmaya çalışıyor. İngiltere'de öyle. Almanya biraz daha şu an güvende. Ama bir karizmatik lidere bakabilir bazen. Bir karizmatik lider bu sallantıdaki şeyi çok hızlı bir şekilde şeye götürebilir diye düşünüyorum. Almanya'da henüz öyle bir şey yok. Öyle birisi çıkmadı. Aslında şimdi Almanya deyince, öyle bir risk çıkmadı deyince aklıma şey geliyor. Bu unutmak meselesi belki Almanya'da etkili olmuş olabilir mi? Yani bir şekilde hasbelkader, yani şeyde söyleyemeyiz. Almanya geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir ülke. Yani Holokost'u tanınmış ve bunun üzerine çalışmalar yapan bir ülke. Ve yine senin yazında da bahsettiğin gibi aslında unutma bir şekilde unutturma bir ulusun oluşmasında çok önemli bir şey. Dolayısıyla unutturmama adına yapılan bütün çalışmalar aslında bu tür devletleri risk altına mı alıyor? Nasıl söyleyebiliriz? Yani biraz şey bir şey, nasıl diyeyim? Bu nasıl yapıldığına bağlı biraz. Yani bir kere Almanya, hani bu hatır, evet, bunu küçümsemiyorum. Yani Almanya gibi bir ülke ben hayatımda hiç görmedim. Başka bir ülke böyle bir ülke olduğunu zannetmiyorum dünyada. Yani neredeyse bütün bir tarihsel anlatısı utanç üzerine kurulu. Yani mesela Türkiye tam tersi. Türkiye tamamen haklılık, gurur, hakkı yenmişlik. Hep haklılık üzerine kurulu bir tarih anlatısı. Almanya tam tersi. Biz şu hataları yaptık, biz şu yanlışı yaptık, biz şu şeyleri yaptık. Ya bu ikisi arasında tabii ki çok büyük bir fark var. Bunu küçümsemiyorum. Hani bu gerçekten de ilginç, çok ilginç bir şey Almanya'daki şey. Ama hani nasıl diyeyim? Ya Almanya'nın bence şu an Almanya'da çok liberal bir sözleşme hakim. Ve bu liberal sözleşmenin de temel şeylerinden bir tanesi yeni bir tarihsel anlatı bu aslında. Yani yeni bir tarihsel naratif kuruluyor burada. Ve bu da çok özenle kurulmuş. Dolayısıyla illaki şey değil. Nasıl söyleyeyim? Bu tarihsel, yani bir ülkenin yaptığı şeyleri özellikle direnenler veya nasıl diyeyim, daha doğrusu azınlıklar, sömürgedeki insanlar gündeme getirdiği zaman o zaman şey oluyor. O ülkenin o milleti oluşturan, o sözleşme devletini ve milletini oluşturan dengeler riske girebiliyor. Ama burada Almanya'da neredeyse devletin yaptığı bir şey bu. Bu tarih anlatısı. Devletin ve bütün bu merkez siyasetin hep birlikte uzlaşı halinde yaptığı bir şey. Dolayısıyla tehdit etmiyor Alman devletini bana göre. Neyse, bu kadar. Çok da Almanya, hani Almanya Yok, üzerine ben... Almanya'dan çok hani bu unutma meselesi Evet. yüzünden sordum ben. Çünkü Mesela Türkiye'yi düşünelim. 10 yıl önce bir açılımlar vardı ya. Ermeni açılımı, Kürt açılımı. Bir sürü şey konuşulmaya başlandı. Ve devlet eliyle de bu yapıldı. Ne oldu? Bir sürü şey söyleniyordu. Hiç böyle bir tehdit, değil mi? Herkes şeydi. AKP konuşabiliyordu. seçmeni de böyle itiraz etmiyordu. Daha çok o zamanki muhalefet itiraz ediyordu bunu, ama hani böyle bir çöküş möküş gibi bir durum yoktu. Dolayısıyla devlet, yani şöyle bir şey, halk, yani bir millet, sözleşme milleti, devletten bir şey geldiği zaman onu çok çabuk anlıyor. Ya yani bu devletimizden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sözleşmenin iki ayağı var, millet ve devlet. Bu devletimizden geliyor dediği zaman ona başka türlü yaklaşıyor. Ama bu sömürgeden, yani devletin, milletin dışından geliyor, hainlerden geliyor. Şey algısı oluştuğu zaman, yani böyle bir algı demeyeyim şimdi, kötü bir sözcük oldu, bu çok Türkiye'de kullanılıyor ama yani böyle bir gerçeklik varsa o zaman tehdit oluşuyor. O zaman millet buna cevap veriyor.